Sizden ricam, bu dört tane lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir de Özal, bunları karşılaştırırsak sevinirim. Yani aradaki kişilik farkıyla, çünkü siz bunlarla bizzat çalıştınız. Yani Erdoğan'la çalışmanız tam sizin böyle siyasi olgunluk döneminize denk geldi aslında. Yani mesela 30'lu yaşlardaki siyasetçiyle 50'li 60'lı yaşlardaki siyasetçi aynı olmaz. Çünkü birikiminiz var geriye doğru. İyi değerlendireceğinizi, yani çalışırken de olayları iyi değerlendirdiğinizi düşünüyorum ben. Böyle bir şey yapabilir misiniz? Mesela Erdoğan'la, Özal falan. Yani tabii Demirel'le Erdoğan'ı yapabilirim belki. Tarzları farklıydı. Sayın Erdoğan daha radikal, daha çabuk. Sayın Demirel daha temkinli, biraz zamana yayar. Ama bu iki lideri değerlendirirken görev yaptıkları ortamı ve Türkiye şartlarını da iyi tahlil etmek lazım ve gözden uzak tutmamak lazım. İkisinin bana göre müşterek özelliği, biraz evvel söyledim, halka teması çok iyi yapmaları, sokağa teması çok iyi yapmaları, halka dokunmaları, halkın dilini anlamaları, dilini konuşmaları. Mesela ben bakıyorum bazı liderlere, yani onların konuştuğu dili halk konuşmuyor, halk konuşmayınca da anlamıyor dediğini. Şöyle değil ha. Ne rahmetli Demirel miydi, ne de rahmetli Tayyip Bey miydi? Öyle farkları var. Öyle benzer tarafları var. Peki Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız da, onun kişinin ortak olacak özel bir yanınız var mı? Yani mesela, yani atıyorum, attım, sinirlidir çünkü böyle bir şey yaşadım, ya da hoşgörüldür çünkü böyle bir şey yaşadım. Onun kişilik özelliğini ortaya koyacak bir anınız var mı? Ya kesinlikle... Bir yere geldiğiniz zaman mutlaka torunlardan bahsederiz. Öyle mi? Mutlaka yani. Nereden gelirse gelir oraya yani. En son ne zaman? Beraber Zonguldak'a gittik helikopterle. Referandum öncesinde, 16 Nisan referandum öncesinde. Yani gittik bir saat, geldik bir saat, herhalde yarım saat torunlarla konuştuk. O bizdeki torun sayısının az olduğunu söylüyor falan yani. Böyle bir minnet. Bence biraz siyasetten sıkılmış mı yoksa? Yok, hayır. Çok. Hayatı siyaset. Öyle mi? Evet. Ha, torunlardan bahsediyoruz deyince sanki böyle... Yani o sevgiyi zaten zaman zaman medyaya da yansıyor. O sevgiyi onda hep hissettim. Torun sevgisi. Ben de çok yoğun yaşadığım için. Çocuk sevgisi diyelim biz. Torun sevgisi. Torun sevgisi. Evet, bambaşka.